Öğretiler 22. Toprağın kendisi doğasında hava ve sudan olduğundan fazla bir değer bulunmayan bir üretim faktörüdür. Kullanabilir tüm topraklar özel girişimciler tarafından ele geçirinceye kadar sermaye tarafından kendine benzetilir. Devlet gelirinin yaklaşık 2/3/4'ü gelirlerden doğrudan alınan vergilere, üretim ve tüketim vergileri gibi doğal dolaylı vergilerden elde edilir. Düşüncelerini değiştir, göreceksin ki dünyan değişecek. Materyalist zihnin madde tarafından belirlendiğini savunan kişidir. Bilim, insanın bilgisayar deneyimlerini örgütleme biçimidir. Sanat ise insanın duyumsal deneyimlerini örgütleme biçimidir. Sözlü konuşmanın organik birimi cümledir. İnsanı hayvanlardan ayıran özellik kendi hayat etkinliğinin bilincinde olmasıdır. İnsanın gücü maddi dünyaya ilişkin bilgisinden gelir. Kendi kendinizi ve sürmek istediğiniz yaşamı gerçekten yaratmak için eylem zorunludur. Fiyat metanın değerinin parasal ifadesi olmaktadır. Kapitalistler paralarını hiçbir zaman ödedikleri fiyattan daha fazlasına satamayacakları bir metayı satın almak için kullanmazlar. Metanın değişim değeri doğasında bulunan toplumsal emek miktarına göre belirlenir ve fiyatı da yalnızca bu değerin parasal bir ifadesidir. Kapitalist emek gücünü para değerinde satın alır. Ücret de emek gücüyle temsil edilen belirli bir metanın değerinin parasal ifadesidir. Uygarlık yeni etkenler getirmiştir ve tatmin edilmesi gereken daha fazla gereksinim bulunmaktadır. Sırasıyla kölelik feodalizmi, feodal toplumda kapitalizmi doğurdu. Olaylara hareket ve dönüşüm halinde bağlantıları ve karşılıklı etkileriyle bakmak diyalektik olarak bilinir. Fransa'da 1789'daki Burjuva siyasal devrimi, Rusya'da Ekim 1917 sosyalist devrimi değişikliğin sıçramalarla ilerlediğine örnektir. Herhangi bir malın değeri ancak kullanıcıya ulaştığı zaman gerçekleşir. Gelişmiş kapitalist ekonomilerde kollarını ekonominin her yerine uzatabilen geniş bir ticaret kesimi oluşmuş ve gelişmiştir. Kitaplar sizi daha derin bir anlayışa götürür. Hem kendinizi hem dünyayı daha derinden kavramanızı sağlar. Herkes hayatı kendi yetenekleri çerçevesinde kavrayabiliyor. Aslanlar kendi tarihlerini yazana dek av hikayeleri hep avcılar övecektir. Kendi seçtiğiniz bir hayatı yaşamak, başka bir deyişle kendi rotanızı çizmek için öncelikle hangi yöne gitmek istediğinizi bilmeniz gerekir. Uçuruma yakından bakmak diğer tarafa giden yolu belirlemek için gereklidir. Dünyevi bir varlık olarak yaşlanan, hastalanan ve sonunda ölen ve ufalanıp giden bir bedende yaşarsınız. Kişilerin duygularını ifade etme yollarına sahip olmakları önemlidir. Yansıtıcı düşün, kişinin kendi hayatını başkasının gözüyle bakma yeteneğidir. Hayattaki küçük ve büyük seçimlerimiz hayatınızı nedenlerle daha değerli ve anlamlı hissettiğinizin cevabıdır. Dünyadaki zamanınızın sınırlı olduğunu bilgisi yaşadığınız günlere daha fazla değer vermenize yardımcı olabilir. Değerleri olmayan bir insan herhangi bir kısıtlama olmaksızın içgüdülerini takip eden bir hayvan gibidir. Özellik kendi hayatımızın yazarı olmakla ilgilidir. Genelde kendi mutluluk ve anlamlılık hissinizi geliştirmenin en iyi ve en kolay yolu bakış açımızı değiştirmektir. Orta zekalılar pek bilgili olmasalar da kurnazdırlar, uyumludurlar. Modern hayat bize ne düşünme zamanı bırakır ne de okuma, her insanın doğruları bakış açılarına, kavrama ve bilgi düzeyinin gelişmesine, ön yargılardan kurtulmasına bağlı. Olgunluk, bilgelik, egoyu denetim altına almak demektir. Diktatörlük en küçük iktidar biçiminde bile var olan bir tehlikedir. Erasmus insanların deli olduğuna inanır. Olmak, kişinin kendini gerçekleştirmesiyle ilgili bir kavramdır. Sahip olduklarınız ne kadar çoksa siz o kadar azsınız. Yaşam dediğiniz duyumsallarla, çağrışımlarla, zenginleşen, ayrıntılarla yoğunlaşan bir şey. Küçük insanların büyük egolarını seyredersin, canı sıkılır. Düşünce kültürden türer. Ben kendimin ve çevremin toplamıyım. TV karşısında farkında olmadığınız bir esaret yaşar, kitleler halinde yönlendiriliriz. Sürüden ayrılmanın, birey olmanın ve kendi kafasıyla düşünmenin en önemli göstergesi ise okumaktır. Dünyayı size benzetirseniz egemenliğinizi daha çabuk kurarsınız. Politika, kentte konuşulanlar anlamındadır. Büyük Helen filozofu Platon'a bizimkiler Eflatun der. Zihnin beden üzerindeki gücü hatta zaman ve uzayı bile aşıyor gibiydi. Belki de dünyayı değiştirecek olan tek şey bir toplumu yönlendirilmiş düşüncedir. Her şey senin yaratımındır. Meditasyon aynı zamanda beyin algısını kalıcı olarak geliştirmektedir. Bilim belirli düşünceleri düşünerek bilgilerimizi bazı bölgenin daha büyük ve güçlü alıcılar haline gelmek üzere büyütebilmemizin mümkün olduğunu göstermiştir. Her şey her insanın bilinç düzeyinde üretilir. Bildiğimiz dünya manyetik olarak simetriktir. İtalyanca bir baba oruç ve kardeşlerine Türkler baba oruç derlerdi.
Hakikati içinizdeki özde arayın. Hayatınızda yaptığınız tüm çalışmalarda tutkunuz en büyük hizmetçinizdir. Hayatta değişimi sağlamanın tek yolu değişmektir. Zaman doğru kullanmak kişisel gelişim ve başarı için son derece önemlidir. Okumak, çünkü okumak insanı kendisinin ötesine götürür. Vizyon sahibi adam için gelecek gözle görünürcesine gerçektir. Üzüntülerimin nedeni olması gerektiğini düşündüğü ile gerçekte olan olaylar arasındaki farktan doğuyor. Okumak bizi günceller, okumak bizi proaktif yani hazırlıklı yapar. Kitaplar insanları anlamamız konusunda yardımcı olurlar. Kitaplar zekamızı bilir, keskinleştirir. Eleştiri kişiyi savunma durumunda bıraktığı, kendini haklı çıkarma çabasına ittiği için yararsızdır. İnsan yaptığı işi sevdiği zaman kendini tümden ona verir. Yaşam hızımızı devamlı kontrol altında tutacak tek olanağımız var, o da aklımız. İhtiyacın olmayan şeylerin peşinde koşmazsan, hayatındaki stresi azaltabilirsin. Hayata bakış açın seni yüceltir ya da yıkar. Kendimi en iyi hissettiğim zamanlar kendime güzel bir içsel çevre yarattığım zamanlardır. Aklımızı tüm benliğimizin dümeni yapalım. Olumsuz düşünmenin en kötü tarafı düşünme disiplinini ortadan kaldırmasıdır. Aklını kontrol edemeyen insan aklının ürünü çeşitli menfi duyguların esiri olur. Zenginlik bir varoluş şekli, halbuki para önceden değeri kabul edilmiş bir semboldür. Mutluluk daha çok insanın yaşama bakış açısına, yaklaşımına, kısaca kendisine bağlıdır. Bugün karizma denince insana diğer insanların üzerinde bir etki, güç ve otorite sağlayan kişisel bir özellik anlaşılmaktadır. İnsan niye yaratıcıdır? Çünkü insanın hayal etme gücü vardır. Herkes kendi fırsatını kendisi yaratır ve şansını çalışkanlığıyla kazanır. Şans değirmeninin suyu fırsat yaratma, fırsat değerlendirme kaynağından gelir. Bir insanın davranışları yaşamının akışını belirlediği gibi edindiği bilgiler de yaşam biçimini belirler. Öğretiler devam edecek.